Bir 5-6 dakika içinde görevimizi tamamlayacağız. 1500 puan. Tek görevde 1500 puanımızı tamamlamış olacağız Hemen bu arkadaşlar. köye saldırımızı gerçekleştiriyoruz. Vallahi özlemişim belediye binası 11'de almayı. Ki ganimeti de efsane. 1 milyon ganimeti. Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün sizlerle Clash of Clans'lı klan oyunlarında tek bir görevle 1500 puan yapmaya çalışacağız. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz şu anda sağ üst köşeden çıkan kartla like'la abone olabilirsiniz. Biz ilk defa izleyen varsa da YouTube'da Clash of Clans içerikleri üretiyoruz. Eleme mücadeleleri, köy incelemeleri, klan savaşları, klan savaşçıları, köy düzenleri gibi birçok seri ve video bulunmakta. Kanalımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar hemen sizinle birlikte şuradan gördüğünüz gibi şu an tam 2500 puandayım. Tam olarak 1500 puana ihtiyacım var. Diğer iki bölümde arkadaşlar 2500'e kadar getirmiştik iki bölümde. Biner falan kasmıştık iki bölümde de. Bu videoda da arkadaşlar 4000'e ulaştıracağız. Son 19 saat kaldı. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir süper Valkyrie kullanarak 5 çok oyunculu savaş kazan diyor. Her savaşta bir yıldız kazanmamız gerekiyor. Hemen bu görevi alalım. 1500 görev, 1500 puan veriyor görev. Şuradan da hemen sizinle birlikte süper Valkyrie'yi açmak istiyorum. Karakisirle açacağım. Zaten gerek yok şeyi harcamaya şu anlık. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte bir tane orada hazırlamak istiyorum. Doğaçlama bir orada hazırlayacağım. Golem Valkyrie saldırısı yapacağım. Şimdi hemen bir tane, hatta iki tane alsak. Neyse şimdi bu dakika bunlar kaç yer kaplıyor? Of. Abi 20 çok fazla ya. Vallahi çok fazla. Şimdi şöyle birazcık bastım arkadaşlar 7 tane falan. Birazcık büyücü basalım yanına. Şu an doğaçlama takılıyorum vallahi. Kraliç yürüyüşü yapmayacağım. Zaten yer yok. Daha fazla Valkyrie almam gerekiyor. Biraz duvar yıkıcı alalım. Ondan sonra bir tane bebek ejder. Hatta iki tane bebek ejder alalım. Köşeleri temizlemek için. Bir tane kelle abisi alalım. Kalan yerleri de arkadaşlar. Okçu alalım bari. Büyü olarak deprem almayı düşünüyorum. Deprem okeydir. Dört tane deprem alalım. Şifa alacağım arkadaşlar. Çünkü süper valkyriler bildiğiniz gibi, bilmeyenler varsa da, öldüğünde öfke bırakıyor yere, küçük bir alana. O yüzden bir tane öfke benim için yeterlidir. İki tane de şifa alacağım. Hatta klan kaleme şifa alırım. Ben burada buz ve zehir alayım bir tane de. Klan kaleme de bir tane daha şifa alırım. Ordum bu şekilde arkadaşlar. Hatta ben bunu ikinci ordu olarak da ayarlayayım. Arkadaşlar ordum çıksın, klan kalemi falan ayarlayayım. Hemen saldırıya geçelim. Arkadaşlar ordum çıktı. Hemen böyle bir köy buldum. Oğlum bu sıralar nedense çabuk çıkıyor köyler ya. Ben bunu fark ettim. Vallahi çok seriden çıkıyor. Normalde ben bir 5 dakika arıyorum. Şimdi bu saldırıyı daha önce hiç yapmadım. Vallahi ben de sizin gibi cahilim arkadaşlar şu anda. Tam ortaya şöyle belediye binasına ve taktik avcı uçağına depremlerimi sallıyorum. Bu arada depremi max yapacaktım, onu unuttum bak. Evet, depremlerimizi attık. Bu arada yukarıdaki saniye birazcık ilerledi. Şuradan bir tane yavru ejder, şuradan bir tane yavru ejder koyuyorum ve şuradan arkadaşlar golemlerimi geniş olacak şekilde atıyorum. Büyücüleri arkalarına koydum. Şuradan okçu kraliçe, şöyle duvar yıkıcılarımı koydum. Bu arada şunu birazcık geç attım fark ettiyseniz. Şuradan da valkyrilerimi bir tık yavaş atacağım ya. Hemen atmayacağım, o duvar yıkılsın, ondan sonra koyacağım. Bu arada golemler öldü ya, ikisi de parçalandı maalesef ki. Evet, şu duvarı yık artık, yık. Gir içeri, gir içeri, gir gir gir. Hayır, dışarı çıkma, dışarı çıkma işte, dışarı çıkma. Abi ne yordunuz be, içeri girin lan. Bir dakika, şuraya hemen bir tane şifa büyüsü atıyorum. Şuraya bir tane daha şey atacağım. Bu arada hiç böyle istediğim gibi olmadı savaş ya. Neyse, bir yıldız aldık. Şuraya bir tane daha şifa atacağım. Orada iki tane süper valkyrimiz var. Bir tanesi ölsün de diğeri çalışsın be öfkeyle. Orada son öfkemi de şuraya atıyorum. İlk öfkemi attım gerçi. Abi o küçük öfkeler tamam da, var da abi içinde duracak adam yok ki. Bu arada %48 ne abi? Tamam, buradan bir tane atıyorum. Bir tane de abi niye kasıyorsam at şuraya gitsin. Tamam, şuraya da 3 tanesini koydum. %48, %49. Onu da alın çıkacağım. Onu da alın çıkacağım. %50 gelsin. Hadi. Öyle terk ettim savaşı. Kaç kupa aldık? 15 kupa aldık. Bir savaş, 5 savaş yapmamız gerekiyor bu orduyla.
Bakalım hemen mücadele durumu 1'de 5 tamamdır arkadaşlar. Hemen ordumu, klan kalemi filan her şeyi hazırlayayım. Bir sonraki saldırımıza Evet, bir geçelim. sonraki ordumuz da çıktı. Hemen saldırımıza başlayalım. Yine belediye binası 12 köye de alacağız. İlk olarak depremlerimizi belediye binasının tam kafasına atıyoruz arkadaşlar. O etraftaki duvarları yıkmamız lazım ki tomruk fırlatıcıyla belediye binasını alalım. Hem deprem 4 tane deprem hem de tomruk fırlatıcıyla arkadaşlar belediye binasını indirebiliyoruz. O yüzden bu saldırıda belediye binasının kafasına atıyoruz. Şuradan bir yavru ejder, şuradan bir yavru ejder koyuyorum. O okçu kulesi hazır, oraya odaklanmışken şuraya bir tane büyücü desteği attım. Şuraya da bir tane attım ki seri halledelim orayı. Şimdi şu kısımdan bir tane golem, şu kısımdan bir tane golem koyduktan sonra büyücülerimi şu şekil yığdım. Ve şuradaki arkadaşlar Barba Kral'a bir tane kelle abisi atıyorum. Şuradan da tomruk fırlatıcımı koydum. Okçu kraliçemi koydum. Valkyrielerimi biraz bekletiyorum. Şöyle duvar yıkıcıları da atayım. Seri açsınlar duvarı. Evet, şöyle Valkyrielerimi de yığdım arkadaşlar oraya. İlk öfkemi hemen yapıştıracağım. Çünkü orada hazır öfke yok. Öfkeli de alsınlar. Daha hiçbiri ölmedi. Şuraya bir tane şifa atmak istiyorum. Evet, birkaç tanesi ölmeye başladı. Şimdi şuraya bir tane şey attım. Buz artı zehir attım. Oradaki kraliçeyi de halledelim. Onun içinde ne vardı? Binciler vardı. Şöylemesine bir tane şifa atıyorum. Gidiş noktalarına doğru. Abi içeri girin ya. Hadi be. Lan belediye binası neden inmiyor biliyor musunuz? Bu şu büyük korucum olmadığı için şeyi koruyamıyorum ben. Siz söyleyin. Tomruk fırlatıcıyı koruyamıyorum. Tam halledemiyor ya. Ya da 4 seviye olmadığı için mi abi? Aa, depremim 5 seviye olmadığı için. Bak ben basacaktım onu yine basmadım görüyor musunuz mu? Tamam bu savaşı terk edelim ya. Bir yıldız aldık. Valla şu an pek de umurumda değil. Şu anda görev yapmaya çalışıyoruz sizinle birlikte. 4000 puana ulaşacağız. O 4000 puana bugün ulaşacağız. Bu arada sizinle birlikte hemen şöyle depremi max seviyeye getirmek istiyorum. Nerede benim depremim? Depremim max olmadığı için o belediye binası düşmüyor. Hemen şuradan büyü çekici kullanarak deprem büyüsünü yükseltmesini yapalım. Evet, depremimiz max seviye oldu. Max seviye olması önemli. Şimdi daha rahat indirebileceğiz belediye binasını. Arkadaşlar bir sonraki ordumu, klan kalemi, her şeyi hazırlayayım ve saldırımıza Evet, geçelim. bulduğum köy bu şekilde. Hemen bu köye de saldırımızı başlatıyorum. Bu sefer 5 level depremimiz var. Bakalım belediye binasını yıkabileceğiz mi bu sefer tomruk kartı depremle? İnşallah yıkarız diyelim. Şuradan 4 tane depremi belediye binasını tam kafasına atıyorum. Ve hemen saldırıma hızlıdan seriden başlıyorum. Şuraya bir bebek ejder, şuraya bir bebek ejder atıyorum. Çok hafif bekledikten sonra şuraya bir tane golem, şuraya bir tane golem koydum. Büyücülerimi şöyle yaydıktan sonramasına okçu kraliçe, tomruk fırlatıcı ve iki tane önden Valkyrie'mi koyuyorum ki tanklasınlar onlar azıcık büyücüleri. Büyücülere ekmek etmeyelim. Şuradan da duvar açıldıktan sonra tüm Valkyrie'lerimi koydum. İlk öfkemi şuraya yapıştırdım. Hazır orada öfkem yok. Valkyrie'ler daha ölmedi. O yüzden ilk öfkemi hemen seriden yapıştırıyorum ki. Şuraya bu arada bir tane buz attım. Bak bu sefer tomruk fırlatıcı aldı bak. Bakın bakın bak. Vur bir tane daha kralsın. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim eksiğimiz şeymiş. Tam olarak da depremin eksik level olmasıymış. O yüzden inmiyormuş. Bu arada kraliçem ölüyormuştu. Söylesenize ya. Kardeşim insan söyler yani. Bu arada içeri çok iyi girdik. Orada bayağı bir askerim var benim. Çok güzel. Yalnız var ya ufacık alanda bir sürü askerim var. Valkyrie'ler bayağı bir askerlerim tüm delirdi de orada. Bayağı bir güzel bir saldırı yaptık ya bu sefer. 5 level deprem olunca cidden çok fazla fark etti. Okçu kraliçem yaşıyor ama özelliği durmuyor. Şuraya bir tane daha okçu atacağım. Aşağı kısımlara da bir tane atalım. Bakalım 3 yıldız gelecek mi? Ama düzgün Valkyrie'm kalmamış ya maalesef. Okçu kraliçem duruyor. Küçük golemitler duruyor ama galiba yetmeyecek. Bir tane okçu kraliçe kaldı. Lan top sal oğlum kraliçemi lütfen. Bak biniciye vuruyor abi. Golemi boşa mı aldık kardeşim? Tank o ya. Golemi vursanıza be abicim. Bu savaş sizde takdiri şayan görürseniz ki 3 olmayacak. Savaşı terk edelim. Seriden görevi tamamlamak istiyorum. Şöyle bakalım 3. savaşımızı da tamamladık. Hemen arkadaşlar şöyle ordumu tazeliyorum. Son 2 savaşımız kaldı. İnşallah bir 5-6 dakika içinde görevimizi tamamlayacağız. 1500 puan tek görevde 1500 puanımızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Abo oy 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 çıkan köye bak çıkan köye bak. Yıllardır, aylardır, günlerdir, haftalardır böyle belediye binası 11 köyler çıkmıyordu. Hemen bu köye saldırımızı gerçekleştiriyoruz. Vallahi özlemişim belediye binası 11'e dalmayı ki ganimeti de efsane. 1 milyon ganimeti var. Bu sefer belediye binasına atmayacağım depremleri. Çünkü belediye binası zaten hasar vurmuyor. Şöylemesine atalım. Taktik avcı uçağına atacağım. Bu köye üçleyemezsek arkadaşlar yazıklar olsun diyorum bize. Belediye binası 11. Ya 2 erom yok aslında. Çok iddialı konuşmak istemiyorum.
Çok da iddialı konuşmaya gerek yok ama belediye binası 11'i alırız diye umuyorum. Şuradan bir tane golem, şuradan bir tane golem attıktan sonra arkasına büyücülerimi yığdım. Ve azıcık bekliyorum. Şuradan okçu kraliçemi, tomruk fırlatıcımı ve şöyle duvar yıkıcılarımı da attım ki birazcık hızlı yıksınlar duvarları. Köşelere kaymasını istemiyorum askerlerimi. Şimdi o iksir deposunu da yıkın ve Valkyrie'lerimi şu şekil içeri sokmayı başardım. Şimdi şuraya bir tane zehir attım. Klan kalesi geliyor bu arada. Zehri çok iyi atmadım mı ya? Evet, içeri gir, içeri gir, içeri gir. Bu arada okçu kraliçemin özelliği gitmiş. Eyvah 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 eyvah. Evet, şu an güzel gidiyoruz gibi ama bir tık eksiklikler var. Çok fazla adamım kalmamış. Oğlum şunu atmayı unutuyorum ben ya. Ben bunu niye aldım abi atmayacaksam? At bunu unutma. Tekli cehenneme atacağım son buzumu. Kraliçe ölmem, ölme. Püh! İçine sıçayım. Abi hayır, bu köyü alayım lütfen. Son şifamı nereye atacağım? Son şifamı buraya atıyorum. Hayır ya abi, bu köyden de iki almam ya. Yapma be. Arkadaşlar bu orduyu beğenmedim ben. Bende mi hata? Bende mi hata? Ben bu orduyu beğenmedim abi. Nasıl alamayız ya lan? Kara iksir deposu da dışarıdaymış ya. Püh içine. Şunu alalım lan bari. Alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar belediye binası 11'den bile 3 getirmiyor. Ordu ama neden getirmiyor? Çünkü iki tane hero'muz eksik. Bence o yüzden getirmiyor. Normalde güçlü ordu. Ya da ben tam orduyu mu düzgün dizemedim ya? Bence güzel dizdik abi. İki hero'muz olmadığı için bu kadar çok eksiklik var. Ki büyük koruyucu bence bu savaşta çok büyük bir etken olacaktı, büyük koruyucu özelliği. Büyük ihtimalle bizim iki hero'muz olmadığı için bu kadar, yani 3 yıldız alamıyoruz, 2 yıldız alıyoruz ama neyse, çok fazla takmaya gerek yok. Biz 10 kupamızı, 500'er bin ganimetimizi ekstra bonusla beraber 800 bin ganimet aldık. Oh, buradan da 1 milyon geldi. Oh. Bu arada 14 milyon altınım taştı. Çok fazla saldırı yaptık. Çok güzel saldırılar yaptık. Son bir saldırımız kaldı. Son bir saldırı sonra klan oyunu ödülleri tamamlamış olacağız. 4000 puan da ekstra ödülümüzü de seçeceğiz. Bu arada bu ödülleri de beraber alabiliriz sizinle birlikte. Aşağıya yazın. Büyük ihtimalle beraber alırız bunları arkadaşlar. Size de en iyi şekilde almayı gösteririm. Hemen bir sonraki ordumuzu, klan kalemizi, her şeyi hazırlayalım ve Son saldırımıza geçelim. saldırımız için belediye binası 12, yine bir köy bulduk. Bu arada arka planı herifin çok güzelmiş. Keşke benim de arka planım olsa. Ama çok pahalı. Evet, hemen saldırımıza şu şekil başlıyoruz. Belediye binasının kafasına 4 tane max depremimizi atıyoruz. Max deprem olması cidden çok fark ediyor yani. Şuradan bir tane bebek ejder, şuradan bir tane bebek ejder koyuyorum. Şuraya birer tane büyücü desteği atacağım. Seriden halletsinler orayı. Şimdi bu sefer max tokmağımız var. Bakın diğerlerinde 3 seviyeydi. Çok fark eder mi bilmiyorum ama belediye binasını daha çabuk hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi şuraya bir tane daha büyücü atacağım. Çünkü o köşeyi halletmediler. Şuraya da bir tane daha atacağım. Çok fazla kaymalarını istemiyorum. Ve hemen saldırıma şöyle iki golemimi koyarak başladım. Arkaya büyücülerimi koydum. Şuradan tomruk fırlatıcıyı koyuyorum. Okçu kraliçe ve iki tane, birer tane, hatta şöyle birer tane Valkyrie koydum arkadaşlar. Öndeki büyücüleri ekmek etmesin diye. Şu köşeyi halletseniz ne güzel olur ya. Hani sövmek istemiyorum ama abi şu köşeyi halledin. Ha, içeri gir, içeri gir, içeri gir. Tamamdır. Şuraya bir tane şifa koyuyorum. Şeyi halledemedik maalesef ya. Belediye binasını halledemedi Tomruk. Çünkü şey vuruyordu. Siz söyleyin. Çoklu Cehennem Kulesi vuruyordu. O yüzden halledemedik. Allah'ın belası Çoklu Cehennem. Hadi lan vurun lan. Hadi, hadi, hadi dön orada, dön. Kralsın lan sen, kralsın lan sen. Adamsın ya. Tek başına 10 canıyla belediye binasını indirdi ya. Oradaki öfke de çok yardım etti ama adamın dipçiği ya, dipçiği. 2 yıldız almışız bu arada. Bak, okçu kraliçemiz yaşıyor. Şu duvar yıkıcıları atsam acaba o çoklu cehennem yakar mı ya direkt? %70'i alacağım arkadaşlar. O yüzden bekliyorum. Normalde terk ederim savaş. Oo, şurada bir depo varmış. Onu kaç. Hayır. Hayır. Okçular öldü. Allah da size. Şuraya atacağım da büyük ihtimal çoklu onları gelmeden haşat edecek. Tam da tahmin ettiğim. Ulan bir tane daha olsa var ya, ölüm hasarlarıyla hallederlermiş. Okçu kraliçemin özeline basıyorum artık. Çoklu cehennem salmıyoruz ya. Herif öyle bir düzen yapmış ki abi, okçu kraliçe vuramıyor çoklu cehenneme ya. Çok saçma abi. Vurması lazım ya. Neyse, %70 aldık. 20 kupamızı aldık. Ganimetimizi aldık. Ekstra ganimetimizi aldık. Klan oyunu ödülünü tamamladık. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ve evet, 1500 puanımız gelsin. Gelsin oraya, tamamlansın. Oy, rahatladım. Rahatladım. Vallahi rahatladım. 4000 puana sonunda ulaştık. Ödüllerimizin hepsini ve hepsini alacağız. Ekstra ödülümüzü de alacağız. Arkadaşlar bunları birlikte toplarız yarın veya bir sonraki gün.
bu videomuzda yayınlanır. Bunları beraber toplarız 3 hesabımızda da. 3 hesabımızdan da yapamadık 4000. Sadece bu hesabımdan valla. O kadar zamanım yok diyorum. Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. 5 saldırıda 1500 şeye puana ulaştık. Yani tek görevde 1500 puan bence çok worth. Diğer şeyde bir sürü diğer videolarda bir sürü görev yapmıştık hatırlarsanız. Hatırlamazsanız da arkadaşlar o videoları da izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.